Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Kia Sportage. Aracımıza Grundig cihazımızın Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazını entegre ettik. Öncelikle montajla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın CD radyosunu ilgili alandan çıkardık. Şuradaki ilgili noktalardan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan fit çerçevemizi kullandık. Bu birinci konu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılık konnektörler kullandık. Üçüncü konu, direksiyon kontrollerinin çalışması. Sorunsuz çalışıyor. Dördüncü konu, USB kısmının çalışması. Orijinal USB'de çalışıyor. Beşinci konu, geri vitesi aldığım zaman aracın orijinal kamerasının cihaz önünde çalıştırması. Bunu da başardık. Bu da çalışıyor. Bu araçtaki en önemli konulardan birisi, GT Line modellerinde ilgili alanda ekranlı bir model var. Bunda klima hareketlerinin gördüğünüz gibi bu şekilde cihaz üzerinde gösterilmesini sağladık. Kullandığımız özel interfeyzle aracın orijinalinde olduğu gibi klima hareketlerini cihaz üzerine taşımış olduk. Belli bir süre sonra aracın cihazımızın orijinal ekranına geri dönmüş oluyor. Tekrar toparlarsak, cihazımızı entegre ederken çerçeve kullandık, direksiyon kontrollerini çalıştırdık, soket yapısı bozulmadı, orijinal USB'yi çalıştırdık, geri görüş kamerası ile orijinal kamerasının aktivasyonunu yaptık ve en önemli konulardan birisi de klima hareketlerinin cihaz üzerinde gösterilmesi. Bunlar da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırıldı. Derece ayarlarını görebiliyoruz. Orijinalde yaptığımız gibi. Fanı kısaltıyoruz. Belli bir süre sonra bekliyoruz. Off, arka camlar, bunların tamamı cihaz üzerine geliyor. Belli bir süre sonra da kendisi otomatik kayboluyor. Grundig'in kendi ekranına dönmüş oluyor. Direksiyon kumandasının çalışmasını gösterelim. Ses açma, ses kısma gibi tuşlar çalışıyor. Telefon cevaplama açma kapalı çalışıyor. Direksiyon simidi üzerindeki sessize alma kısmını da, sessize alma tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 20. Gibi kullanıcı hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de direksiyon simidinden bırakmadan mute tuşunda bas konuş olarak kullanarak birçok şeyi konuşarak yapabilecek. Böylelikle montaj tamamlandı. Bu tarz işte Grundig tarzı, Kenwood GVC, Pioneer, Alpine gibi ürünleri bu tarz özel donanım olan araçları da entegre edebilecek altyapıya sahibiz. Bu tarz cihazı kullanıcı niçin kullanmaya karar verdi? Ondan bahsedelim. İlgili alanda değişiklik yaparak Android 9'inç cihazlar da koyabiliyoruz. Yalnız Android cihazların kronik problemleri var. Müzik kalitesi, ses kalitesi, telefonla görüşme kalitesi, CarPlay ve Android Auto var diyor ama lisanslı değil, bas konuş çalışmıyor, radyo dinlerken CarPlay'i kullanamıyorsunuz vesaire gibi sorunları var. Bunlarla ilgili çeşitli sorunlarınız olursa bize WhatsApp destek hattına ulaşabilirsiniz. Beni arayabilirsiniz, detaylı bilgi veririm. Böyle bir cihaz kullanarak kullanıcı aracını entegre ettirerek şunları kazanmış oldu. Sadece multimedya özellikleri değil, müzik kalitesi, radyo kalitesi, telefonla görüşme, stabil çalışma, uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek cihaz. Yani bir işlem yapılırken komplike bütün sorunlarını çözmüş oldu. Aracın müzik kalitesi de benzersiz bir noktaya ulaştırıyor cihazımız. Bunu YouTube kanalımızdaki birçok araçta montajladıktan sonra detaylı bilgilerini vermiştim. Şöyle bir arayüz karşılıyor. Buradan frekans ayarlarını, DSP zaman ayarını yapıyoruz. Subwoofer ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Ve hoparlörlerin frekans tepkimelerini buradan ölçebiliyoruz, yapabiliyoruz ve böylelikle araç üzerindeki müzik kalitesi benzersiz bir noktaya ulaşmış oluyor.